Merhabalar arkadaşlar, ben Ferhat Erdoğan. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet, sınav yayınlarından rasyonel sayılar testini çözeceğiz beraber arkadaşlar. Haydi bakayım arkadaşlar. 9 sorudan başlıyorum ben arkadaşlar. 0,2, 0,02, hemen şöyle yapıyoruz. Bir sakin oluyoruz önce. Hocam virgülden sonra bir tane. Hocam virgülden sonra 1, 2. Eksik olan yere at 0, 20 bölü 2. Artı 1, 2. 1, 2, 3. At yere 20 bölü 2. Artı 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. At arkadaşım. 20 bölü 2. 20 bölü 2 ne yapar? 10. 10, 10. 30 cevabı karşısına gelmiş olur arkadaşlar. A, B ve C pozitif tam sayılardır diyor arkadaşlar. Hocam paydası küçük olan kesir daha büyük olur. Burası 10 sa burası arkadaşlar buradan küçük. Burası mesela 2 ise burası 10 sa burası ne olsun arkadaşlar? 5 olur. 10 bölü 2 5 ise 10 bölü 5 2 olur. Burası da ne olacak arkadaşlar? Burası 5 ise burası da mesela 4 diyebilirsiniz. O zaman ne olur? Sıralama yaptığımız zaman B en büyük. Ondan sonra A, ondan sonra C gelecek. B, A, C sıralaması. B, A 5 oluyor yani. B'miz burada, A'mız burada, C'miz burada olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, geldik diğer sorumuza arkadaşlar. 11. soruya geldik. Dur dostum. Dur 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 dur. Bütün devrin sayıyı gördük. Devir sayı neydi arkadaşlar? Bütün sayıdan devretmeyen sayı çıkarılır. Bütün sayıdan devretmeyen sayı çıkarılır. Paydaya virgülden sonra devreden kadar 9 eşittir bu. 14 bölü 9 artılmaya. 123 yapalım. 5'ten 4 çıkarsa 1. Evet arkadaşlar. 4'ten 2 çıkarsa 2. 2'den 1 çıkarsa 1. Oldu mu arkadaşım? Bölü 9. Eksi 14 bölü 9. Bunu da bu tarafa alayım. Eşittir m. Hocam evet 1121'den 14'ü çıkarsan 1'den 4 çıkar. Paydalar eşit olduğu için çıkar diyor arkadaşlar. 1'den 4 çıkarsa çıkmaz. 11'den 4 çıkarsan 7. Geldim burası 1 oldu. 1'den 1 çıkarsa 0. Burası 11 bölü 9 eşittir mi? Evet arkadaşlar 1107'yi bölelim 9'a. Hocam 1 kere 9, 2, 20'nin içinde 2 kere 18, 27, 27, 3 oldu cevabınız. 123 cevabınız karşısına gelmiş oldu arkadaşlar. Şuraya geldim. A sıfırdan farklı bir rakam ise. Hemen geliyorum. Şurayı bir çevirelim. Hocam burası A bölü 1000 değil mi? Hocam burası A bölü 9 değil mi? Buraya çarpı desem 9 bölü 100 değil mi? Şurayı tek çeviriyorum. Birinci kesir. A bölü 1000. A bölü 9. Bölmesi çarpı dedim burada ters çevirilir bu. Hocam şunlar gitsin. A'lar gitti. Ters çevirdim. 9 bölü 1000 çarpı şurada ters çevirelim. Ters çevirmişim. Ters çevirsem burası da 100 bölü 9 olur. Evet 9'lar giderse 100 bölü 10'dan 1 bölü 10 cevabı karşısına gelmiş olur arkadaşlar. Evet şimdi şu soruya geldik arkadaşlar. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Bakın parantez gördüğünüz zaman eksileri artıysa aynen açın. 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 7 eksi daha da eksi 1 bölü 4 eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 7. Gidenler gitsin. Aha gitti. Aha gitti. 1 bölü 2 artı eksi 1 bölü 4. O da 2 ne yaparsam 1 bölü 4. Ne olur bu? Eksi mi geldi diye. Evet. Şöyle eksiyi dağıttım. Evet. 1 bölü 2 eksi artı eksi tamam. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 geliyor. Burası ne oldu arkadaşlar? 2 1 bölü 4 bulundu mu? Bölü 1 bölü 3 var burada.
Birinci kesir aynen, ikinci kesir tek çevirdi çarpılır, 3 bölü 4 cevabı karşısına gelmiş olur. Hocam şu soruya geldik. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar, hatırlayan var mı? Hocam buraya ben B desem. Kuralım şuydu arkadaşlar. Tarafa paydada eşit olanı topluyorum. 54. Bir daha. 55. 55 bölü 55. Aha tam sayı yakaladım, sıkıntı yok. Devam. 60, bunu topluyorum. 65. Bir daha. 66 bölü 66. Devam. Evet arkadaşlar. A artı B'yi ben topladığım zaman 1 artı 1 artı 1 hepsi oluyor. A artı B eşittir 3. Ne istiyor benden? İfadesinin B'nin A türünden istiyor. O zaman A'yı bir tarafta 3 eksi A cevabı karşısına gelmiş olur dostum. Olduğuna göre diyor arkadaşlar. Burası hemen çeviriyorum. Şurası nedir? A C bölü 9. Ama eksi unutma. Bütün sayıdan devretmeyen sayı çıkarılır, paya yazılır. Payda ise virgülden sonra devreden kata 9. Buraya geldim. B A eksi B bölü 9. Artı C B eksi C bölü 9. Eşittir K K eksi K bölü 9. Evet arkadaşlar, paydalar eşit mi? Burası iki basamaklı bir sayı. İki basamaklı, iki basamaklı. 10 A'dan 1 A çıkarsa, bak 10 A'dan şurası A'lar gitti, 10 A kaldı. Yani 10 A, 9 A, bir A da burada var, 10 A. Hepsi 10 A gelecek herhalde. 10 gelecek. C 11 C, C çıkarsa 10 C. 10 B 11 B, B çıktı. 10 B bölü 9 eşittir. Burada 11 K'dan kaçarsa 10 K bölü 9. Evet arkadaşlar. Şu 9'lar gitti. 10 parantezinde şuraya geldim. A artı B artı C eşittir. 10 parantezi K, onlar da gider. A artı B artı C eşittir. K ise K bölü K 1 olduğunu gördük. Evet, ne hata yaptık arkadaşlar? Bir bakalım beraber. Bir bakalım beraber arkadaşlar. Ne hata yaptık biz? Ha şurada evet. Burası devirli değilmiş. Hatanın en büyüğü. Burası K. K bölü 10 olacak arkadaşlar. 9 yok yani burada. 10 olacak burada. Evet. 10 olacak burada. O da ne yapar arkadaşlar? Şöyle geliyor. Şöyle yapalım. 10 parantezinde A artı B artı C bölü 9 eşittir K K, yani burası yapar. İki basamak bir sayı olduğu için K K arkadaşlar kaç oluyor? K K bölü 10'dan 11 K olmuyor mu burası? 10. Hemen içler dışlar çarpımı yaparsan, şunu ister buraya at, ister buraya. Bu onu buraya atayım. Şu onu buraya atayım. Abi pardon, A artı B C'yi bulalım. Burası 99 oldu. Şöyle şuraya A artı B artı C eşittir 99 K bölü 100. Yerine yazarsan 99 bölü 99 K bölü 100 K'lar gider. 99 bölü 100 cevabı karşısına gelmiş olur arkadaşlar. Evet geldik şuraya. Olduğuna göre M'ye kaçtır diyor. Dur dostum. Korkma, hiçbir şey olmaz. M eksi 1 bölü M çarpı M eksi 1'den M eksi 2 bölü M eksi 1. Gördünüz mü? Aka çat 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 gidecek arkadaşlar. 1 bölü 2, 2 gitti. Burası 1 bölü 30. O zaman 1 bölü M eşittir. 1 bölü 30 ise M eşittir 30 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam 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 devam. Evet çok güzel sorular mı bilmiyorum, beraber çözelim. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Hemen eksiyi dağıt. Eksi eksi artı. Gidenler gitsin, sen kal bu gece. 2 eksi 3 bölü 2 artı 1 bölü 2. Hocam paydalar eşit mi? 3'ten 1 çıkarsa 2. Nasıl 2 ama eksi 2. 2 eksi 2 bölü 2'den cevabımız 1 olarak geliyor arkadaşlar. Zehra Hanım kızları Seher ve Öz
G'ye aynı büyüklükte birer tane pizza almış. Seher'in pizzasının 4 eşit. Hemen eşit 24'e 24 olsun arkadaşlar. Seher'in pizzasının 4 eşit parçaya aha 6'ya 6 6 6 oldu arkadaşlar. Özge'nin pizzasının ise 6 5 eşit parçaya 4 4 4 4 4. Tamam arkadaşlar. Seher kendi pizzasından 3 parça yemiş. 4 4 4 12 parça yemiş Seher. Geldim. Özge ise kendi pizzasından kaç tane? 4 parça. 4, 4, 4, 4. 16 parça yemiş arkadaşlar. Burası 6, 6 idi. 18 burası arkadaşlar. Burası da 16 yemiş. Kim bu? Özge. Kalan pizzalar Zehra Hanım yediğine göre. Kalan pizza. Hocam bunun 18'i yemiş. 6 dilim 6'sı kaldı. Bundan kaç tane kaldı? 4 tanesi yediydi. 1, 2, 3, 4, 4, 4. 8 tanesi kalmış. Toplam 14. O zaman ne istiyoruz? Zehra Hanım yediğine göre, Zehra Hanım'ın yediği pizza 14 parça, 14 gram. İşte toplam diyor 24, 24'te bu 48, o da yaparsanız hop 7 bölü 14, 7 bölü 14 mi yaparım? 7'ye bölersem ben pardon şöyle 7'ye böldüm. 7 bölü 4'e böldüm. 4'e bölersem 4'e böldüm, 2'ye böldüm 7, 2'ye böldüm 24. Cevabımız 7 bölü 24 arkadaşlar. Bir de bölmeyi becerebilsin. İşlemin sonucu nedir diyor arkadaşlar. Şurası kaç olur? 2 bölü 3. Ters çevirdim. Ne oldu? 3. Eksi. Burası 2 kere 1. 2. 3 bölü 2. 6 ters çevirdim. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 oldu. 3'ler gider. 3 eksi 1 bölü 2. Payda eşit derseniz 5 bölü 2 cevabı karşısına gelmiş olur arkadaşlar. Evet şuna geldik. İşleminin sonucu nedir diyor. Hocam ters çevir. 1 bölü 6 eksi. Hocam ters çevir. 4 artı 5 bölü 6. Hocam bununla bunu toplarsam 1, 5 daha 6 bölü 6. 1 eksi 4'ten eksi 3 cevabı karşısına gelmiş olur arkadaşlar. Hazır mıyız? İşleminin sonucu nedir diyor dostum. Burası 0, 0, 4. Burası 0, 0, 3. Hemen şöyle yapabilir miyim? 0, 8 bölü 0, 0, 2. 4 oldu pardon. 0,9, 0,009. Hocam 1 saydım. 1, 2, eksik olan yer at 0. 1. Virgülden sonra sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, eksik olan yer at 0. 90 bölü 4, 80 bölü 4, eksi 90 bölü 9. O da burası 20, eksi 10. O da cevabımız 10 gelir. Önce bölme işlemi yapılır arkadaşlar. Hemen geliyorum. Şurayı yap önce. 7 bölü 2'ye hiç dokunmuyorum. Eksi. Birinci kesir aynen. İkinci kesir ters çevrilir. Çarpılır. Artı. Bura çarpma işlemi. 1 bölü 3 çarpı. 1 bölü 4. Hocam bunlar aynı değil mi? 1 bölü 12 artı. 1, eksi 1 bölü 12 artı 1 bölü 2'ni götürür. 7 bölü 2 cevabım karşınıza gelmiş olur. İşleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Şurayı yapıyorum önce. Ortayı. 1 bölü 2 eksi. Burası 1 bölü 2. Yaptım. 1'i aynı sayı, aynı sayı, burası 1 burası. Şurası neymiş arkadaşlar? 1. Şurası 1. Bölü 1 bölü 2. Devam ediyorum. 3'e 9, 3 eksi 1 bölü 1 bölü 2. Birinci kesir aynen. Burayı bana çarpma işlemi yapıyorum, bölme işlemi yapıyorum. Birinci kesir aynen. İki, ters çevrilir 2 oldu. 3'ten 2 çıkarsa 1 olur arkadaşlar. Kesirini tanımsız yapan x değerlerinin toplamı nedir arkadaşlar? Kesirini tanımsız yapan x değerlerinin toplam 5 olduğuna göre diyor. Arkadaşım şurayı yaptım önce. Birincisi a artı. Şurayı 0 yapan değer. Sonra paydaş diyorum. X eksi a artı 1 bölü x eksi a. X eksi a yukarı geldi mi? Şuraya geldi. X eksi a buraya geldi. O zaman x eksi a artı 1 eşittir 0. O zaman x'imiz ne oldu bir de arkadaşlar? Ne olur? A eksi 1. Bu ne istemiş? 5 miymiş? 2A eşittir 6, A eşittir 3 cevabı karşına gelmiş olur dostum. Evet devam arkadaşlar. Evet devam. Evet harika 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 gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Yukarıda görüldüğü gibi iki tane taş duvar arasında bir tane kapı ayrılmıştır. Taş duvarlar ile kapının uzunlukları toplam 87 bölü 8 metre. Taş duvarların uzunlukları toplam metre türünden tam sayı o kapının uzunluğu 1 metre uzunmuş. Bunlar birer tam sayı.
Kapının uzunluğu 1 metreden uzun, 2 metreden az olduğuna göre diyor. O zaman yapalım arkadaşlar. Hemen duruyoruz. Hocam burası 80/8 yazsam. Art 7/8 yazsam. 80/8 10 yapar. 7/8 birden küçük olur. Olmaz. Hemen şuraya şöyle yazsam, itirazı 72/8 desem. Artı. Buraya kaç kalır? 10. 15/8 gelmez mi arkadaşlar? Doğru değil mi? 72, 15 daha 87/8 yapar. Olur mu arkadaşlar? Doğru hocam, olur. Hemen geldim şuraya. 15/8 dersem, evet, 2 metreden az geldi. Sağlıyor arkadaşlar. O zaman bizim burası 72/8 ne yapar? Kaç yapıyor? 72/8 9 artı 15/8 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Ne istiyor bizden? Kapının uzunluğunu duvarlar uzunlukları toplamına oranı kaçtır diyor. O zaman burası nedir arkadaşlar? 72/8 yani 9. Bakın arkadaşlar ne istiyor bizden? Kapının uzunluğunun 15/8'in duvarların uzunluğunu istiyor. 9 istiyor bizden. Yaparsan birinci kesir aynen. 15/8 aynen. İkinci kesir ters çevir çarpılsa 1/9. Yaparsam arkadaşlar ne olur? 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 3. 5/24 cevabı karşına gelmiş olur arkadaşlar. Harika sorular. Harika sorular. A, B doğal sayılar demiş. Hemen arkadaşlar yatağım var mı bakalım. 1, 16'yı 10'a böldüm. Ben eşittir. 4A artı B bölü 5. Hocam sadeleştir. Hatta 80/10 eşittir 4A artı B. Hemen burada yaparsanız burası 8 eşittir 4A artı B diyor bizden arkadaşlar. Ben buraya A artı B toplamının değerlerini istiyormuş arkadaşlar. Değerlerini istediği için yapalım bakalım beraber. Ben hemen gördüm arkadaşlar. Hemen 8 gördüm. Ama diyorum Allah nasıl gelecek? Değerlerin toplamını istiyormuş. O zaman ben buraya 1 versem burası 4 olur. 5. Ben buraya 2 verirsem nasıl? Ben buraya 2 verirsem burası 8 olur. Burası 0 olur. 2. Ben buraya 0 versem burası 8 olur. Doğru değil mi? O toplarsam 5, 7, 8 daha 15 cevabı karşısına gelmiş olur arkadaşlar. Evet şuraya geldim. Virgül kaydırdım. 2 virgül kaydırdım. 15 artı 1. Bölü 1, 2, 1, 2. 17/15. 17/15. 17/15'e bölersem aynı sayı bölersem 1 olur arkadaşlar. Geldim şuraya. Evet arkadaşlar A B B yani yaparsanız arkadaşlar ne yaparım? Arkadaşlar isterseniz değer verin. İsterseniz A bölü 100. BB bölü 100. AB bölü 100. Artı BA bölü 100. Hocam toplarsanız 11A, 11B, 11 paniz A artı B olur. Yüzler gider arkadaşlar. Böyle yüzdeyim yine. Burası 10A, bir A da burada 11A. 11A para A artı B bölü 100. Hocam kesirler gitti. Ters çevirdiğiniz zaman onlar gider zaten. A artı B'ler gitti. A 11/11, 11. 1 cevabı karşısına gelmiş olur arkadaşlar. Harika bir soru daha geldi. İstinsalen x değeri kaçtır arkadaşlar? Arkadaşlar bana böyle çok kolay sorular bunlar. 25, 44, 35. Payda eşitlersem. Bakın arkadaşlar. Şurayı 5'le çarpsam. 10/25. Artık burayı 4'le çarpsam. 20/44. Eksi. Burayı 5'le 15/7. Hocam bu sepet değil mi? Eşitlik varsa paydası 25 olan 4x. O zaman eşit olmak zorunda buraya. O zaman 4x'imiz, o zaman 10'sa x'imiz ne olur arkadaşlar? 10/4. Doğru değil mi? Yani 2,5 geliyor. X değeri nedir? 2,5 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. İşlem gerek yok. Bir yerlerin işlem yapmaya gerek yok. Hepsi aynı gelir zaten. Evet. Evet şuraya geldim. A, B pozitif gerçel sayılardır. Hangileri veya hangileri kesinlikle doğrudur diyorum. Evet şuraya geldiğim zaman A'mız ne oldu? Kök 2 çarpı B olduğunu gördük arkadaşlar. Yani bu artılı eksili olabilir burası. A eşittir ya da
a eşittir eksi kök 2 çarpı b olur. Karekökünü aldığımız zaman a irrasyonel, b rasyonel sayıdır. Kesinlikle onu bilemem ki. Ve a b pozitif gerçek sayıdır. Burası eğer köktüyse, ya irrasyonel sayıysa, bunun tam sayı, doğal sayı olma durumu var arkadaşlar. A b rasyonel sayıdır. A b rasyonel sayı olamaz arkadaşlar. A b rasyonel, burası 2 ise, burası 2 ise olmaz. A irrasyonelse B rasyoneldir. Bu kesinlikle doğru olmak zorunda. Mesela A 3 ise bu da ne olmak zorunda? Mesela A 3 kök 2 ise bu da 3 olmak zorunda arkadaşlar olur. A ve B'den en az biri irrasyonel sayıdır. Evet arkadaşlar buraya geldik. Bu da kesinlikle A ve B'den biri irrasyoneldir diyor arkadaşlar. Bakalım irrasyonel midir? A ve B'den en az biri irrasyonel sayıdır. Kesinlikle doğrudur diyeyim. Ben bu A'yı irrasyonel dersem B de irrasyonel olabilir. Evet bu doğru ama. Doğru. Doğru oluyor. Kesin denilmiyorsa. Kesin olmadığı için bu doğru ama kesin değil. A ve B rasyonel sayıdır diyemez. Yanlış. A ve B'den en az biri. Evet arkadaşlar bu doğru. Yalnız 3 doğru olacak arkadaşlar. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Arkadaşım artık öğrendim ya. 3, 2 bölü 3, 4 bölü 3, 10 bölü 9. İşte 1 eksi 1 bölü 3 x. 3'ten 1 çıkarsa 2, 3'ten bir daha 4 bölü 3, 9 bir daha 10 bölü. Burada yaparsam 80 bölü 1, 2 kaç oluyor? 81 oluyor burası. 1 eksi 3 üzeri. Evet arkadaşlar x'imiz de öyle zaten görüyor 80 80 x 4 olmak zorunda yani 3 üzeri 4 olmak zorunda. Evet geldim buraya arkadaşım. A bölü 6. Evet son sorumuz olduğuna göre A bölü 9 B bölü 2 A bölü hemen şuraya padi eşit desem hocam burayı 2 inen burayı 3 inen bura zaten yapmama gerek burayı da 1 12 inen. Yaparsam 2A artı 9B eşittir. 144 oldu mu? Evet arkadaşlar, benden neyi istiyor? Aynı bir sayıya bölmemizi istiyor arkadaşlar. Hangi sayıya bölelim beraber? 18'e bölmemi istiyor arkadaşlar. 18'e bölersem, 18'e bölersem, 18'e bölersem, A bölü 9 gelir. Aha, ulan harikayım vallaha. B bölü 2 gelir. 110, 144'ü 18'e böl. Kaç kere var arkadaşlar? 6 kere 8 48 olmaz. 4 veren 3 desem olmaz. 7 desem 6 dedim olmadı. 5 desem 90. 5 desem 90. Evet arkadaşlar 8 deyim 8 kere 8 64 elde var. 6 evet arkadaşlar. Burası ne oluyor o zaman? 8 cevabı karşınıza geldi. Evet arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Soru çözümünü görüyorsunuz. Yani jet hızında ve kaç soru çözdük arkadaşlar? 16, 32 soru çözdük 20 dakikada. Haydi kolay gelsin arkadaşlar. Haydi başarılar.